Herkese merhaba. Yeni bir videoya daha karşınızdayım. Bugün 2023 senesinde üniversite sınavına hazırlanırken neden son 3 ay kala sayısalı bırakıp, hatta böyle güzel bir sayısal çalışmasını bırakıp, sayısal netlerini bırakıp eşit ağırlığa geçtiğimden bahsetmek istiyorum. Kararından pişman mıyım, memnun muyum, iyi ki, keşkelerim falan, bunun hakkında konuşacağım bugün. Bildiğiniz üzere ben Fen Lisesi'nde okuyorum ve hakikaten hani çok da iyi bir sayısalcıydım ve hani fizik seven sayısalcıdır aslında, matematikçi değil algısı var ya, gerçekten ben fiziğe bayılırdım, dehşet seviyordum yani. Fizik bölümü istiyordum hatta, o kadar çok seviyordum yani. Ama 11. sınıfta bana böyle başlayan düşünceler, bana böyle gelen düşüncelerden sonra ben biraz artık düşünmeye başladım. Çünkü sınav yaklaştıkça tabii ki herkes gibi ben de ne yapacağım, ne olacağım diye düşünmeye başlıyordum. Ama 11. sınıfta Fen Lisesi'nde okuduğum için benim eşit ağırlık seçme imkanım yoktu. Yani seçme diye bir şey yoktu. Ben zaten 9. sınıfta seçerek geldim buraya ve bu benim seçimim dahilinde olmadı. Ailem Fen Lisesi evet iyi bir okul, git diyerekten, hadi matematiğin, fenin iyi diyerekten beni buna yönlendirdi. Pişman mıyım? Hayır. Nedenini açıklayacağım. Eşit ağırlık seçtiğimde en başta pişmandım. Gerçekten çok pişmandım. Yani eşit ağırlığa geçtiğimde diyordum ki hani zaten eşit ağırlığa geçeceksem ben neden Fen Lisesi okudum 4 sene boyunca diyordum. Ve gerçekten bu okula geldiğimin ilk birkaç ayı ve eşit ağırlığa geçtiğimden sonraki birkaç ay çok pişmandım. Fen Lisesi neden seçtim diyordum. Ama bu pişmanlığım şu an yok, anlatacağım. 11. sınıfta düşünmeye başladım arkadaşlar böyle. Ne okuyacağım, ne yapacağım. Sonra böyle çeşitli insanları ve kanalları falan keşfettim. 11. sınıfta aslında bir yandan böyle fizik bölümü istiyorum. Fiziğe deli oluyorum. Bir sürü kanalları izliyorum. Yani bayılıyorum fiziğe. Fizik çözmekten çok keyif alıyorum. Okulda ismim çıkmış o kadar. Hani böyle insanlar yapamadığı fizik sorularını bana getiriyor. Çözüyorum. Bambaşka bakış açıları katıyorum ona. Eve geliyorum. Yani böyle saatlerce fizik çalışıyorum. Deli gibi fizik seviyorum. Ama sonra düşünüyorum ne yapacağım, ne edeceğim falan diye. Dedim tamam, ben tıp okumak istemiyorum. Ben kendimi doktor olarak hayal edemiyorum. Ben kendimi mühendis olarak hayal edemiyorum. O zamanlar öyleydi yani. Ben ne yapayım? Temel bilim diye bir şey varmış. Tamam, ben fizik okuyayım. Sonra ben bu hayalle 11. sınıfın yazına kadar geldim yani. 12'nin başlangıcına kadar. 12. sınıfa başlamadan önce ben 12. sınıf sayısal konularını da bitirdim. Ben 12. sınıfa bildiğiniz 70 AYT ile başladım yani. Hatta ilk girdiğim deneme limit denemesiydi ve 75 AYT yapmıştım ki bu 12. sınıfın Ekim ayı. Düşünün ki ben ne kadar sayısal çalışıyorum yani, öyle düşünün. Bütün konularım bitmiş, yapabileceğim bir şey kalmamış. 70-75 AYT yapıyorum, 110 TYT'lerdeyim. Hani hayat bana çok güzel. Hani sayısalda tıp okurum, mühendislik okurum, ne istiyorsam okurum yani. Ama sonra 12. sınıfta işte ben sene içinde çalışmalara devam ediyorum tabii ki. İşte fizikte artık 5. AYT soru bankamı bitirmişim. Matematikte artık 6. soru bankamı bitirmişim falan filan. Ama diyorum ki ya Şevval, emin misin? Yani emin misin Şevval ya, hani hayatının sonuna kadar kendini buna mı adayacaksın? Evet seviyorsun, evet hoş güzel ama temel bilim. Hiçbir zaman çalışmalarının karşılığını bulamayacaksın. Bu ülkede yok arkadaşlar. Bu ülkede temel bilimin karşılığını gerçekten çok çalışırsanız bulabilirsiniz ancak. Yani gerçekten bir temel bilimciye verilen, sunulan imkanlar çok az. Verilen değer de çok az. Ama bu sizin hayallerinizi kısıtlamasın. Ülkemizde az değer veriliyor. Tamam, temel bilim yazmayayım. Hayır, bunu demek istemiyorum. Gerçekten çok hayal kurup, gerçekten çok istiyorsanız tabii ki yazın. Tabii ki hayat amacınız buysa, gerçekten istediğiniz şey buysa tabii ki yazın. Ama insan bir noktadan sonra da biraz maddiyat da düşünüyor. Biraz görüleceği değer de düşünüyor, yaşayacağı hayat da düşünüyor. Bunları düşünmeye başladım. Ondan sonrasında sevgili Bekir hocam da çok fazla temel bilim okumayın dediği için biraz bu düşüncemin oluşmasına vesile oldu açıkçası. Sonra ben 12 sınıf boyunca düşünüyorum. Ya ben fizik istiyorum. Ama diyorum ki bu benim için aslında bir hobi mi, yoksa gerçekten hayatımı buna mı yapacağım? Evet ben kuantum şeyleri okurken çok mutlu oluyorum. Evet ben Newton çalışırken çok mutlu olurum. Ama yani hayatımın sonuna kadar ben bunu mu yapacağım? Yapacak mıyım yani? Sonra düşündüm arkadaşlar ve ben Şubat ayına kadar düşündüm.
o kadar kötüydü ki yani. Hedef bulamamak o kadar kötü bir şey ki. Yani benim için pazartesi başlarım diye bir şey yoktu. Benim için hedef buldum mu? O gün cuma mı başlarım? O gün pazar mı başlarım? Benim için iki gün sonra pazartesi başlarım diye bir şey yok. Ben kafamı koyduğum şeyi yaparım. Bundan dolayı kendime çok büyük güven duyuyorum. Kendime çok güveniyorum ama yok arkadaşlar, sabah sizi uyandıracak bir hedefiniz yoksa, isterseniz hani Türkiye birincisi olun, yazacak bir şey bulamıyorsanız hayat gerçekten çok zor. Sonra bir süre sonra tabi netlerim böyle 75 AYT'ler, 76 AYT'ler, 110 TYT'ler, 115 TYT'ler falan. Ama hani ya tamam net yapıyorum ama ben bununla ne yazacağım? Tıp istemiyorum, mühendislik istemiyorum, fizik seviyorum, ondan bile şüpheliyim. Bu böyle oldu. Ben Şubat ayına geldim. Ondan sonra deprem oldu. Biliyorsunuz 6 Şubat depremi. Sonra ben bu depremden sonra bilmiyorum yani çok bambaşka şeyler düşünmeye başladım. Direkt kendime odaklandım. Kapandım. Öyle söyleyeyim. İçime kapandım. Senemdeki günlüğümü okursanız yani o kadar melankolik, o kadar depresif ki günlüğüm yani. Tekrar şu an okuduğumda kendime çok üzülüyorum yani. Çünkü ya bence bu çok saçma bir şey. 18 yaşında benim neyi yapmama karar vermem çok saçma bir şey. O yüzden ben iyice depresyondaydım. Sonra ben depremden sonra düşünmeye başladım. 6 Şubat'tan oldu sana 1 Mart, 2 Mart. Ben Mart'a kadar düşündüm ve dedim ki bulamıyorum yazacak bir şey. Ben gerçekten de fizik bölümünü istemiyorum. Yani ben fizikten çok hoşlanıyorum. Fizik dinlemeye bayılıyorum ama hayatımı buna adamak istemiyorum. Ben akademisyen olmak istemiyorum galiba dedim. Gerçekten istediğimin bu olmadığını karar vermeye başladım. Ama bende cesaret yok ki, ben sayısalı bırakamam yani, çünkü 4 senedir bununla uğraşıyorum. 4 senedir yani, bir de konuları erkenden bitirmişim. 12'si bitirmişim. Hani düşünsenize, elinizde sayısalda ilk 500'e girme potansiyeli var, imkanı var. Diyorsunuz ki yok ben bunu bırakacağım. Çevremdeki insanlar bana o kadar çok aptal mısın sen dedi ki yani. Bir süre sonra ben bu insanlardan da uzaklaşmaya başladım. Kimse beni desteklemedi. Sonra ben Mart ayında dedim ki tamam, ben sayısalla eşit ağırlığı birlikte çözeceğim. Başladım eşit ağırlık konularına. Mart'ın sonuydu galiba. Nisan gibi ben çalışıyordum konuları, onu hatırlıyorum. Artık sayısaldan o kadar çok uzaklaşmıştım ki görmek bile istemiyordum. Baktım, çeşitli araştırmalar, şeyler, mailer yaptım. Dedim ki sayısalı bırakacağım. Ama bunu kimseye söyleyemedim. Bunu sadece hatırlıyorum. Ben 1 Mayıs'ta gerçekten eşit ağırlığa geçtim. 1 Mayıs'ta Bekir Avşar hocamla birlikte bir görüşme yapmıştım. Yani aşırı utanarak, korkarak 1 Mayıs'ta Bekir hocadan randevu aldım. Dünyada verdiğim en önemli kararlardan biri olabilir yani. Ve Bekir hocaya bunu anlattığımda bana direkt geç dedi. Yani bana direkt geç dedi ve benim bu sınav senemde en çok güvendiğim insandı. Öyle söyleyeyim. Ve benim çok arkamda durdu ve benim ekonomi yazmam konusunda bayağı arkamda durdu. O zamanlar kendisine hiç hak vermiyorduk yani. Neymiş bu ekonomi falan diyordum ama şu an dönüp baktığımda Bekir Hoca gerçekten haklıymış. Dönüp dolaşıp yine onun dediğine geldim açıkçası. Ondan da bahsedeceğim. Bekir Hoca'dan görüşme aldıktan sonra, bu kararı verdikten sonra 1 Mayıs ile 1 Haziran arası resmi olarak eşit ağırlığa geçmiş bulundum arkadaşlar. 1 Mayıs ile 1 Haziran arası ben dehşet sos bir çalıştım. Deli gibi sos bir çalıştım. Konularınız bitmediyse şunu demek istiyorum. Oluyor. Eğer matematiğiniz de gerçekten iyiyse oluyor. Ben inanılmaz sos bir çalıştım. 80 net yaptım hani. Öyleyse 5. oldum ben. Dedim ki ulan ben sayısalda bir şey istemiyorum. Eşit ağırlık evet bana daha uygun gibi geldi. Ama eşit ağırlıkta ne yazacağımı bilmiyorum. O zaman dedim ki ben o kadar iyi bir derece yapayım ki beni her yer kabul etsin. Olur da bölüm değiştirme imkanım olursa o şekilde de beni kabul etsin. Sonra hiçbir şey düşünmeden deli gibi sos bir çalıştım. Ondan sonra da 5. oldum yani. Hala bölüm bilmiyorum, ne yapacağım bilmiyorum. Sonra o aralar biraz diplomasiye ilgim vardı. Çünkü niye? Çünkü seçim oldu yani. Seçim dönemi çalıştığım için bundan çok etkilendim. Çok şükür hukuk yazmamışım yani. Allah'ım çok şükür yani hukuk yazmamışım. Uluslararası ilişkiler yazdım. Onu yazma sebebim de bir ayağının diplomasiye dayanması. Bir ayağınınsa şöyle, hem psikolojiden hem matematikten hem ekondan derslerimiz var. Hani dedim ki ben bu bölüme uygun hissetmezsem kendimi bari ekon dersi alırım, psikoloji dersi alırım. Bakarım bunlar mı uygun bana, bölüm değiştiririm.
şu hayatımda verdiğim en mantıklı kararların ikincisi. Yani birincisi eşitarlığa geçip bu okula gelmek. İkincisi ise bu karardı. Bu kararımdan dolayı kendimi çok kutluyorum yani. Şu an bu kararımdan dolayı çok mutluyum. Çünkü senenin başında uluslararası ilişkilerci olarak başladım. Ondan sonra bir sürü psikoloji etkinliklerine katıldım. Ekon şeylerini dinledim. Bir sürü şey yaptım ve fark ettim ki ben bu bölüme de ait değilim. Dedim ki ben bu bölüme de galiba ait değilim. Bilmiyorum ilerleyen zamanlarda ne olur. Gerçekten bilmiyorum. Belki böyle sürpriz bir bölüm değiştirdim videosuyla karşınıza çıkarım ama şu an tek tek bölümleri ayırdım arkadaşlar. Analiz ettim. Psikoloji etkinliklerine gittim. Dedim ki hala bir meslek seçmedim ama 30 yaşında kendimi nerede görmek istiyorum diye düşündüğümde evet psikoloji de bana uygun değil dedim. Diplomat da olmak istemiyorum. Siyasetle ilgili bir şey de yapmak istemiyorum. Kendime uygun bir bölüm bulmaya başladım. Hepsi ekon yaz dedi tabii ki. Geleceğin mesleği şöyle böyle. Ben yazmadım. Onları da dinlemedim. İyi ki de yazmamışım. Böyle bir bölüm yazdım. Ondan sonra ama büyük pişmanlık duyuyordum. Diyordum ki ben neden bu kadar sene fen lisesinde okudum? Neden o AYT fiziği, kimya, biyolojiyi çalıştım? Ondan sonra bu aylarda, bu ikinci dönem, okula gitmediğim süreçte, okula bayağı bir gitmemezlik yaptım ama o süreçte çok fazla şey kattım kendime. Kendimi keşfedecek çok şey yaptım. Okula bu gitmediğim süreçte ben mühendislik de okuyabileceğimi fark ettim ve şu an bir mühendislik bölümü düşünüyorum. Yani hani diyorum ki iyi ki fizik biliyorum. Çünkü bir eşit ağırlıkçının bir mühendislik çap yapması zor. Yani çok zor. Bu videoyu niye çekiyorum bu arada? Sınava burada kalmış 20 gün. Sen neden böyle bir video atıyorsun? Haklısınız ama ben bu videonun sadece 2024'de özel olmasını istemiyorum. Bu videonun aslında sayısaldan eşit ağırlığa geçmek, eşit ağırlıktan sayısala geçmek. Yani ne istediğini bilmeyen insanlar için olmasını istiyorum. 18 yaşında ne yapmak istediğinize dair kararlar vermek zorunda değilsiniz. Ama çok çalışmak zorundasınız. Gerçekten çok çalışmak ve elinizden geleni yapmak zorundasınız. Ben şu an dönem başlasın da bir uluslardan birkaç ders alayım, başka bölümlerden ders alayım da kendime uygun bölümü seçeyim diye bekliyorum. Çok mutluyum hayatımdan. Koç bana çok güzel şeyler katıyor. Koçla ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili, içeriklerle ilgili şeyler bekliyorsanız bana yorum yazabilirsiniz, DM atabilirsiniz. Videoda size böyle ilham vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.